Bu iyi bir şey değil Prem abi. Neden benim damadımla oynamıyorsun? Hadi şimdi önce onun şikayetine kulak ver. Sonra gelinini şımart bakalım. Bu doğru. Tamam yenge, şimdi istediğini yapacağım, tamam. Hey Cigar, buraya. Hadi hadi çabuk ol, neden böyle sinirlisin oğlum? Ne istediğini söyle bana hadi. Söyle bakalım, anlat. Arkadaşını beslediğin gibi bana da yedir baba, olur mu? Lütfen, rica ediyorum senden. Demek yemek yedireyim ha? Tamam, sana da yemek yedireceğim, gel bakalım. Otur bakalım, hadi. Sen benim biricik oğlumsun. Benim her şeyim sensin. Kimi ise benim sıkı bir dostum, tamam mı? O ne demek peki? Sıkı dostun anlamı? Hayatım çok küçüksün. Nasıl anlatayım şimdi sana bunu ben, değil mi? Ama şunu çok iyi anla ki... Kimin arkadaşlığı hayatına mutluluk getiriyorsa işte o senin sıkı dostundur, tamam mı? Bak, ben senin babanım ve sen benim canımsın. Bizim aramızdaki bağ akrabalık ilişkisidir ve bu ilişkiyi kim yapar? Tanrı yapar tabii ki de, değil mi? O insanoğlunun bütün bağlarını kendi bağlar. Ve işte bu yüzden bu bağ çok özeldir. Anladın mı? Annen ve ben bu köye geldiğimizde burada kimsemiz yoktu. Biz hiç kimseyi tanımıyorduk. Ve o zaman senin kim amcan benim işime başlamama sebep oldu ve bize yeni bir ev verdi. Ve hayat kurmamızı sağladı. Ve senin kim amcan kan bağı olanların bile yapamadığını yaptı. Görünüşe göre her iki ailenin de kaderi aynı şekilde yazılmış olmalı. Yani senin baban ve kim amcan çok iyi iki arkadaş oldular. Bitmemiş hikayeleri anlatarak çocukların kafasını sakın karıştırmayın. Tamam mı? Sevgili Cigar. Otur bakalım hadi. Biliyorsun hayatım. Baban çok konuşuyor. Ben bir şey yapmadım. Aksine baban... gerçek dostluğun bir örneğidir. Bunu unutma. Eğer bana biri sorarsa... dostun diğer adı olarak... arkadaşı için büyük iyilikler yapan ama bunu asla göstermeyen... arkadaşı için... hayatını tehlikeye atan ama bundan hiç şikayet etmeyen kişidir derim ben. Gel. Bugün sana bir hikaye anlatayım. Dinle. Biri kapıyı açsın lütfen. Açın kapıyı. Bırak beni Lila. İçeride biri var. Ablam dur. Lütfen. Lütfen ona yardım edin. Ablası ne olur. Lütfen yardım edin ona. Giremezsin. Tamam sarcım, o gelecek. Tamam abi, kurtar gelecek. Onu. Sen dur. Tamam. Tamam. Tamam onu kurtar lütfen, yalvarıyorum sana. Alevler çok yüksek. Kimse içeri giremez. Galiba bir gelecek. Gelecek o, gelecek. Bekle. Dur. Biri kimi kurtarsın? Hey. Biri kapıyı açsın lütfen. Açın kapıyı. Tamam bekle dur. Sakin ol. Abi, abi lütfen yalvarıyorum, kimi kurtar, içeride kaldı ne olur. Sen merak etme yenge. Kardeşime hiçbir şey olmasına izin verme. İçeri gönderdim. Eğer ona bir şey olursa Secer ablaya ne derim ben? Tanrı'ya inancını kaybetme. Kim abi de Prem abi de ikisi birden sağ salim çıkacak. Prem abi her şey yolunda mı? Lütfen bir şey söyle. Katan abla kendine hakim ol lütfen. Lütfen biri onu kurtarsın. Abi. Abi.
Abi uyan lütfen. Abi aç gözlerini. Hadi aç. Hadi aç gözlerini abi. Ah kardeşim lütfen yalvarıyorum. Kardeşim babası. Dikkat et. Kim yavaş. Abi? Onu yere koy. Tamam. Kardeşim babası. Kim abi? Yavaş yavaş. Abi. Kardeşim babası. Abi kendine gel. Kardeşim babası uyan. Hadi. Aç gözlerini. Abi lütfen. Uyan hadi. Lütfen kendine gel. Uyan abi. Hadi gözlerini aç. Hadi kendini ne kaybetme. Ne abi? Abi lütfen kendine gel. Hadi lütfen bizimle kal lütfen. Prem abi. Beni merak etme yenge. Sen abimle ilgilen. Hadi lütfen. Lütfen. Kalk hayatım. Aç gözünü. Abi. Kardeşim. Olur. Abi kalk. Aç gözünü. Kalk hadi. Lütfen. Bana bak. Gözünü hadi. Aç. Abi hadi lütfen. Prem abi. Harat onu anlattın. Hayatım iyi misin? Kalk kardeşim. İyi misin? Hadi. Kalk. Kalk hadi. Hadi kalk. Kalk hadi. Hadi kalk. Şimdi anladın mı hayat? Kim amcan bugün neden hayatta ve bu hikayeyi sana neden anlatıyor biliyor musun? Sadece baban sayesinde. Eğer iyi bir arkadaşın nasıl olacağını öğrenmek istiyorsan, sadece babana bakmalısın. Cevabını alırsın. Yeter artık kardeşim. Beni bu kadar övmene gerek yok. Sen bana yeniden hayat verdin. Ama ben sana sonsuza dek kalacak bu yanık izini verdim. Bu bir yanık izi değil bu. Bizim dostluğumuzun izi, tamam mı? Asıl problem şu ki bazı insanlar bu yara izini kıskanıyorlar. Ama birçok insanda gerçek dostluğun kim ve Prem'inkinin gibi olması gerektiğini söylüyor. Eğer sen orada olmasaydın ben ne hayatta kalabilirdim ne de bu kadar çok ilerleyip köyün muhtarı olabilirdim biliyorsun. Bak kardeşim ben orada olsaydım da olmasaydım da sen kesinlikle köyün başına geçecektin. Bunu ikimiz de biliyoruz zaten değil mi? Sen gerçeği kabul et Prem. Hayır bu gerçek değil yanlış. Bu bir gerçek. İnan bana gerçek değil. Senin seçilmenin nedeni sadece çok çalışman tamam mı? Çok düşünüyorsun, çok çalışıyorsun ve çok iyisin. Her neyse sana bir şey söyleyeyim mi? Senin dostluk hikayesi anlattığın çocuklar çoktan uyudular bile. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.